Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih Koç, şu anda Roma'da sizlerle birlikteyiz. Thank you. Where are you from? Turkey. Turkey. İstanbul. Bye bye guys. Bye bye. Tabi bir şeyler satmak için. Evet. Şimdi karşımızda muazzam bir Fortune çıkacak. Bakalım. Evet, dım dım. Son 5, 4, 3, 2, 1. Tata tatam yapamadık. Çıkamadı, evet. Tata tatam. Ve Trevi Çeşmesi. Evet. Evet, bu çeşme Nikola Salvi tarafından 1760'lı yıllarda yapılmış. Şöyle gösterelim. Rokokolo stilinde yapılmış bir çeşme burası. Su kemerleri var, bu şekilde su akıyor. Zamanında şehrin temsilen yapılmış devasa bir yapı. Mart ayı 2022 yılı. Mart yaz kış demeden. Tabi yaz kadar bir kalabalık yok ama şu anda Mart ayında gerçekten bu çeşme devamlı her zaman kalabalıklığını gösteriyor. İspanyol merdivenleri, tepesine görüldüğü üzere Trinidad Monti Kilisesi var. Burası böyle bir güzel bir meydan. Şu sokakta dünyaca ünlü markalar var. Burada da şöyle küçük bir çeşme var. Bu şekilde insanlar buraya da akın akın ediyor. İspanyol merdivenleri. Bu merdivenleri sevdim. Testimden geçti. Yani bu merdivenler İspanyol merdivenleri. 17. yüzyıl, 18. yüzyıllar zamanında yapılmış. Şehrin tam göbeğinde değil, biraz dış kısmında ama yine de turistik açıdan gayet popüler bir meydan. Tepesinde şaşalı bir kilise var. Aşağımızda da çeşitli dükkanlar, mağazalar, tek tük de olsa restoranlar var. Burası da turistik Roma'da, Roma'nın kalbinin attığı yerlerden bir tanesi. Trinidad de Monti Kilisesi 16. yüzyıldan kalma, şu anda Fransız kilisesi, Fransız himayesi altında. Zarif, dekoratif bir yapıya, mimariye sahipti. İçeride konuşamadım. Dini ibadetlerine saygıdan dolayı. Değişik bir kiliseydi. Şöyle dış görüntümüz bu şekilde. Via de Condotti, lüks mağazaların, işte Prada'lar olsun, Gucci'ler olsun, Versace'ler olsun, hepsi, Cartier'ler olsun, hepsi burada. Bu cadde Roma'nın lüks mağazalarının bulunduğu cadde. Şu elbisenin fiyatı ne kadarmış mesela? Çanta mesela 2200 avroymuş. Kıyafet, palto, ceket de 10.000 euroluk bir kombin.
Evet. Bu caddede çok fazla Bulvariler, burada Cartier'ler. Çok lüks bir caddedir burası. Burası Tiber Nehri. Şu anda sol tarafımızda Roma City, Roma'nın şehir merkezi. Şu anda bu köprüyü geçerek birazdan Vatikan ülkeye geçeceğiz. Şu an Vatikan ülkesine geçiyoruz. Yürüyerek Vatikan City'ye geçeceğim. Orayı da kısa bir tekrardan yad edelim. Gerçekten görüntü de çok güzel burada. Tiber Nehri, Paris'teki Sen Nehri gibi bir cazibesini göremedim. İnsanlar burada fazla şey yapmıyor. Burası pek aktif değil. Nehir kenarında Paris'te çok oturan olurdu. Burada maalesef öyle bir görüntüyü göremedim ve terk edilmiş bir tekne, restoran. Çünkü Paris'te ve diğer Avrupa ülkelerindeki o nehir kenarlarında genelde insanlar bir araya gelip restoranlar, kafeler, barlar çok sayıda mevcuttur. Burada şu anda ben aşağı inmeye tedirginim çünkü incin top oynuyor, yani kimse yok. Sezon dolayısıyla da olabilir aynı bence. Yaz sezonunda açılır diye düşünüyorum. Aynı Paris'teki düzen burada da bu mevcut. Nehir kenarında böyle kitapçılar var. Aksesuar satıyorlar. Turistik hediyeli eşya satıyorlar. Ama çoğunlukla işte resim, sanat çizikleri, kitaplar, galeriler, albümler olsun, tablolar olsun, bu tarz çizimler mesela. Bir tanesi 3 avroymuş, 4 tanesi 10 euroymuş. Kitaplar 1 euro. Evet, böyle bir şekilde mevcut. Evet, burada daire şeklinde 2. yüzyıldan kalma Rözenans dönemine ait Kutsal Melek Kalesi diye geçiyor burası. İçerisinde Rözenans dönemine ait eserler var. Mobilyalar, çizimler var ve her zaman olduğu gibi burada bir şarkıcı oluyor. Ve ben burada bu müzik eşliğinde bu kale manzarası, tam karşıdaki gördüğünüz yapı Vatikan City, Vatikan Kulesi ve şu an burada muazzam bir müzik eşliğinde Tiber Nehri kenarındayız. Evet, ablamıza bu müziği bize yaşattığı için teşekkür ediyoruz. Evet, gerçekten harika. Size bir ülke olarak geçiyor. Roma'ya, İtalya, Roma'nın içerisinde bulunan bir bölge tarzı bir şey değil. Şu anda Vatikan adımımızı attık. Haydi hayırlı olsun. Roma'dan Vatikan City'ye geçişimizi yaptık. Böyle bir ülke. İşte böyle küçük shoplar var, restoranlar var. İnsanlar burada. Evet. Yani ne zaman gelsem güneşi tam karşıma alıyorum ya. Yani arkama geliyor ve güzel bir görüntü sağlayamıyoruz. Evet, şu anda Vatikan'dayız. Papa'yı ziyarete geldik. Evet, Aziz Petrus Bezelikası karşımızda. Şöyle bir güzel bir açı. Maalesef biraz sıkıntı yaratıyor ama. Burası dünyaca ünlü mimarların bir araya gelip içlerinden bir tanesi de Michelangelo. Ünlü mimarlar burada 20 binden fazla kişi kapasitesine sahip bir Rözenans dönemine ait. İçerisinde Rözenans yıllarına ait kalıntılar, eserlerin olduğu bir bazilika, bir kilise inşa etmişler. İnsanlar buraya şu anda sıra fazla. Çıkış saat olduğu için şöyle bir zafer takı yine mevcut.
çıkan çan seslerle. Buradaki Roma, daha doğrusu Vatikan'la birlikte vlogumuzu, gezi turumuzu sonlandıralım. Kanalıma abone olup, videoyu beğenip, paylaşıp destek verirseniz çok mutlu olurum. Vatikan'dan sevgiler.